كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bak bir hadis okuyayım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir mümin, bak bu çok acayip bir hadis. Bir mümin 100 kişilik bir meclise, mescide girse, içeride 100 kişi var. 99'u münafık olsa, bak sen normal Müslümansın, müminsin. Bir meclise giriyorsun. İçeride giren hiçbiri tanımıyorsun ama bak. 99'u münafık olsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bu. O mümin diyor, gider bulur, o müminin yanına oturur. O içerideki bir tanesinin yanına bulur. Bu çok önemli ha. Çok acayip bir şey bu hadis. İçeride 99 tane münafık var. O Müslüman diyor, gider o bir tane mümini bulur, onun yanına oturur. Hadisin devamı. Ve diyor, bir münafık bir meclise girse, o meclisin %99'u Müslüman olsa, bir tanesi münafık olsa, onun diyor, onun kokusundan bulur, onun yanına oturur. Müslüman için de aynı şey. Ya Allah Celle Celle onu veriyor. Evet, acayip bir şey bu. Kalabalık bir mescide girdin, meclise girdin, her neyse fark etmez. Allah Celle Celle seni bulur, o Müslümanı, müminin yanına oturtturur. He şimdi bundan sonra gideceğiniz mescidlere şüpheyle gitmeyin yani. Şimdi bakayım hangisi Müslüman diye şey yapmayın da, saçma sapan hareketler yapmayın. Bu hadistir. Tamam mı? Yani kalkıp da böyle adam seçme hareketleri yapmayın. Bulduğunuz yere oturun. Bu, bak çok önemli bir şeydir bu. Bir insan bir meclise girdiğiniz zaman, ya bizim bu mescide bu çok sıkıntı maalesef. Bizim gelen arkadaşlar, iş bilmeyen adamlar direkt gelip kapının önüne oturuyor. Onu da arkadaşlar uyarın arasına. Ben sohbeti bölmek istemiyorum ama adam yeni ilk defa geliyor, tam kapının girişine oturuyor. Ya arkadaş, bizimkiler Osmanlı ordusu gibi kapıları zorlayarak giriyor. Anlatamıyorum. Bizimkiler zaten 9.30 ona doğru geliyor. Bizimkiler paşazade. Sohbete mi geliyor, gezmeye geliyor mu bilmiyorum. Her neyse. Mescide girdiğiniz zaman bulduğunuz yere oturun. İnsanları böyle yara yara, sakın hele camilerde, çok büyük kebair günah bak. Kebair ha. Camilerde insanları böyle yara yara gidenlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musun? Odunları yara yara cehenneme giden adama benzetiyor. He şöyle bir şey var. Maalesef bizim mescidlerde şu sıkıntı var. Ön taraflar bomboş. Adam ne yapsın? Heh. Dolu mescidlerde bunu yapmayın. Ama ön taraf boş. Baktın kimse ilerlemiyor. Arkadaşlar bir yol içinde ufak ufak yavaş yavaş git. Adamlara vura vura gitme yani. Anladın mı? Tane tane güzel güzel anlat. He ne dedik? Müslüman adam 99 tane münafığın arasından bir tane o mümini bulur. Onun kokusundan tanır. Onun yanına oturur. Münafık da aynı şekilde 99 tane Müslümanın içinden o bir tane münafığı bulur, yanına oturur. Bak tanımıyor ha. Hadiste böyle geçer. Tanımadığı halde işte Allah Celle Celle onları birbirine buluşturur. He? Dikkatli olacağız arkadaşlar. Bu mescitler, bu meclisler bu zamanda hele Allah muhafaza var ya, bu dışarının tehlikesine rağmen buralar nimet. Ne zaman anlayacağız? Ne zaman? Kabre girdiğin zaman. Şimdi şeytan diyor ya bir şey olmaz, bak her taraf dolu, kafeler açıldı, her taraf dolu, bak geldim buraya bomboş, misal verir vesveseyi. Normalde boş değil elhamdülillah ama maalesef buralar boş, yapacak bir şey yok. Yasak var, ceza var, uzaktayız, gelemiyoruz, her neyse problem değil. Gelemeyip de buraya gelemeyip de kalben niyet eden adam şu anda burada oturmuş gibi sevap kazanıyor, onu unutmayın. Kardeşlerden böyle sorular geliyor, adam diyor ki ben Almanya'dayım, gelemiyorum. O adam derse ki ben Türkiye'de olsam bu sohbette kesin olurdum. Kalben niyet ederse o burada oturmuş gibi sevap alıyor. Kameranın diğer ucunda değil. Sanki burada mescidin içindeymiş gibi o sevabı alıyor. İnşallah bunları unutmayın. Allah Celle Celaluhu bu konuyla alakalı bize selamet şuur versin. Çünkü gerçek müminsek buluruz. Ha bizim canımız kuturmak istiyor. Bizim canımız saçma sapan şeyler yapmak istiyor. Bizim canımız günaha girmek istiyor. Allah Celle Celaluhu senin layık olduğun meclislere, ortamlara sokar. Evet. Kim ne hak ediyorsa Allah Celle Celle ona onu verir. Allah Celle Celle kullarına gidin meyhane demez. Haşa ve kella. Ama Müslümanın canı ekşili istiyorsa Allah Celle Celle ona onu verir. Bak şimdi acayip tehlikeli bir hadis okuyacağım. İyi dinleyin burayı. Çok acayip bir şey. Kutsi hadis. Kâb-ül Ahvar rivayet ediyor.
Allah Celle Celaluhu iki hüküm yazdı. Bakın bunu iyi dinleyin. Kulağınızdan değil, beyninizin içine kadar sokun bunu. İyi dinleyin. İki hüküm yazdı. Ve mahlukları yaratmadan, hiçbir kimse yaratmadan bu iki hükmü Allah Celle arşa yerleştirdi. Melekler bu iki kararı hala bilmemektedir. Ama ben onları biliyorum dedi. Allah dilediğinde bildirir. Sordular. Nedir bu iki karar? Birinci kararım şudur. Benim bir kulum, salih kulların, dostların, peygamberlerin amellerini yapsa, adam bütün evliya Allah'ın peygamberlerin amellerini yapıyor. Namaz, abdest, zikir, ibadet, hak getire. Silme, teheccüd, oruç, kuşluk, işrak, evvabe, ne ararsan. Bak her şey var. Ama oturup kalktığı, yediği, içtiği adamlar, fasıklar ise, yani günahkarlar ise, hadi bakalım. Adamda bir şey yok. Ya adam gidiyor, tamam namaz, abdesti, takvalı, hafız, kurra. Ama gidiyor, namazsız, abdestsiz, günahkar adamlarla oturuyor kafelerde, mekanlarda, sokak başlarında. Mealcilerle, deistlerle, kim önüne denk gelse hiç fark etmiyor. Ne olacak, bir şey olmaz. Ama bak bütün amelleri yapıyor. Allah Celle diyor ki, mahşer günü onu onlarla beraber haşredeceğim. Devamı var. İkinci kararım ise, bir kulum bütün günahları işlese, her şey var. İçkisi, zinası, kumarı, her ne ararsa var. Ama bak günah olduğunu bilecek. Bu ayrı mesele, bunu unutmayın. Günah olduğunu, haram olduğunu bilecek, kabul edecek. Ya Rabbi ben yapıyorum ama günah haram biliyorum. Ama oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği kişiler, salih kullar ise Allah Celle Celaluhu ne yapacak? Mahşer günü o günahkar kulu onlarla beraber haşredecek. Al sana fazilet, al sana sevap. He? Bakın bir daha söylüyorum. Buraların kıymetini bilin. Mescitlerin, camilerin, medreselerin kıymetini bilin. Niye? Bir tane Allah dostunun yanına gelsin. Tanımazsın, bilmezsin. Allah Celle Celaluhu dostu kimdir bilemezsin. Belki içimizde vardır Allah dostu. Kimse bilemez. Sen işte o adamla görüşürsün, konuşursun, günahın olur. Hani çok güzel bir söz vardı. Bunu hepiniz bilirsiniz. Bir Allah dostu ne diyor? Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah Celle Celaluhu düşmanlarına düşmanlığım var. Bitti. Bak Allah Celle Celaluhu düşmanlarına düşmanlığım var. Amellerime güvenmiyorum. Bozuk adamım. Günahım var. Tamam öyleyim böyleyim ama tamam. Ama ben Allah Celle Celaluhu düşmanlarına düşmanım. Oturduğum, kalktığım, yediğim, içtiğim her yer Allah Celle Celaluhu razı olduğu yerler. Salih kullarla oturuyorum. Sohbetlere gidiyorum. Camilere gidiyorum. Mescitlere gidiyorum. Boş bırakmıyorum. Boş boş otursam da gidiyorum. Biliyoruz. Bizim buraya da gelen arkadaşlarım vardı. Gelirlerdi, otururlardı. Bir saat, iki saat. Hiç bacağını uzatırdı kürek gibi. Açar telefonda PUBG oynardı. Görüyordum burada. Bazen böyle sağa sola kafayı çeviriyordum. Bizim burası kapalı türbün zaten. Tabii bakıyorum burada Facebook'ta paylaşım yapıyor. Ya arkadaş. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Gelsin otursun bari. Burada oturursa en azından daha az günah girer. Ya da hiç günah girmez. Ama burada değil de dışarıda köşe başında kafede otursa günaha girer adam. Biz o yüzden diyoruz. Bazı kardeşler gelmek isteme. Ben ne yapacağım orada? Ya gel otur uyu. Uyuyan da var. Tevfik yani. İçeri giriyor gözü kapalı, çıkıyor gözü kapalı. Allah Allah. Neyse. Buraların kıymetini bilin arkadaşlar. Gelin getirin. Bak bir daha söylüyorum. Gelin getirin. Yakın olan arkadaşlar. Yasak var tamam. Saat 10'a kadar her neyse. Semtimizde, çevremizde kim varsa toparlayın getirin. Allah Celle Celaluhu selamet versin. Amin. Evet. İlim meclislerinin faziletlerini öğrendik, duyduk. Biraz daha teşvik olsun. İnşallah.